matrislerde köşegenleştirmeyi anlatacağız bu videoda. Önce benzer matrisin ne demek olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Eğer B eşittir, P ters, A, P olacak şekilde bir tersinir, yani tersi mevcut olan bir P matrisi varsa A ile B matrisleri birbirine benzerdir diyoruz. Bakın önemli olan şu, A matrisini soldan P'nin tersiyle sağdan P ile çarptık ve bu bir B matrisine eşitse bunlara biz benzer matrisler diyoruz. İşte Köşegenleştirme şöyle bir şey. Eğer A matrisi köşegen bir matrise benzerse, o zaman A matrisine köşegenleştirilebilir matris diyoruz. Yani bu denklemi sağlaması lazım. A matrisini tersi mevcut olan bir P matrisiyle soldan tersiyle sağdan da kendisiyle çarpıyoruz ve bir köşegen matris elde ediyorsak arkadaşlar, o zaman A matrisine köşegenleştirilebilir matristir diyeceğiz. Evet bir örnek görüyoruz arkadaşlar. A matrisimiz 3'e 3 bir matris olarak verilmiş. 1, 3, 0, 3, 1, 0 ve 0, 0, eksi 2. Bu matris köşegenleştirilebilirdir. Niye? Çünkü öyle bir P matrisi varmış ki 1, 1, 0, 1, eksi 1, 0 ve 0, 0, 1 şeklinde. Bunu ben soldan tersiyle A ile çarparsam sağdan da kendisiyle A ile çarparsam ne elde ediyormuşum? 1, köşegen matrisi elde ediyormuşum. Köşegen matris neydi? Sadece köşegen üzerindeki elemanları haricinde kalan elemanlar sıfırdı. Üzerindeki elemanların da sıfır olabileceğini unutmayın. Yani köşegeni kapatıyorsun. Diğer yerlere bakıyorsun. Hepsi sıfırsa köşegendir. Dolayısıyla arkadaşlar A matrisi. Tabii ki bu P matrisinin nasıl bulunacağı. Bu D matrisinin ne olacağını birazdan öğreneceğiz. Arkadaşlar köşegenleştirme işlemlerini geçmeden önce şöyle bir bütün mevzuyu anlamaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz bilgilere. Diyelim ki A ve B N çarpı N tipinde benzer iki matris olsun. Bu iki matris arkadaşlar kural diyor ki aynı öz değerlere sahiptir. Güçlü bir teorem aslında bu. Ben buraya sadece not olarak yazdırdım ama bir teoremdir. Aynı öz değerlere sahiptir benzer matrisler. Bakın mesela A matrisi vermiş adam. Bir de D matrisi vermiş bu köşegen bu köşegen değil. Ama bunların benzer matrisler olduğunu bize söylüyor. İspatını şu an yapmıyoruz. Fakat şuradan anlayacağız. Not olarak yazdırdım. A ile D'nin benzer matrisler olduğunu görmek istiyorsanız alın size P matrisi. P'nin tersiyle A'yı çarpın. Sonra bir de bunu P ile çarpın. D'yi verdiğini göreceksiniz. İşlemleri sonra nasıl yapıldığını hepsini anlatacağız. P matrisinin bulunmasını da D'nin bulunmasını da anlatacağız. Arkadaşlar işte bakın bu iki benzer iki matris benzer olduklarından nedir arkadaşlar? Öz değerleri de aynıdır. Bakın ikisinin de bunun zaten öz değerlerinin ne olduğu belli. Çünkü köşegen matrislerin öz değerleri köşegen üzerindeki elemanlardan oluşuyor. Lambda 1 eşittir 1, 2 ve 3 şeklinde 3 tane öz değerimiz var aynı özdeğerler A'da da vardır diyor bu yukarıda görmüş olduğunuz teorem ifade. Ve geldik şimdi köşegenleştirme işlemi ile ilgili stratejilerimize. Ne yaptığımızı anlatıyoruz şu an. A n çarpı n tipinde bir matris olsun. Köşegenleştirme bunların hepsi nerede tanımlı? Kare matrislerde tanımlı. Evet. A'nın burada kaybolmuş galiba n adet değil mi? En adet lambda 1, lambda 2, lambda n öz değerlerine karşılık gelen en adet lineer bağımsız x1, x2, xn öz vektörleri bulunacak. Arkadaşlar birinci adımımız bu. Yani a'nın n tane öz değerini bulacağız. Bu öz değerlere karşılık gelen n tane lineer bağımsız öz vektörlerini bulacağız. Diyor ki n tane lineer bağımsız öz vektör yoksa A köşegenleştirilemez. Demek ki bizim neye ihtiyacımız var? En öz değere karşılık gelen en lineer bağımsız özvektör. vektör. İkinci adım diyor ki A'nın en adet lineer bağımsız özvektörü varsa işte var diyelim. Bu özvektörler P'nin sütunlarını oluştururlar. Arkadaşlar özvektörleri vektörleri buldun tak 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 en tane bunları sütun 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 yazacaksın yazdığın zaman neyi oluşturduk? P matrisini. Biz de zaten az önce demiştik ki P matrisini bulmayı göstereceğiz. İşte böyle buluyoruz. Öz vektörleri sütunlar haline getirirseniz P'yi veriyor. Sonra D matrisi arkadaşlar, D matrisini de ayrıca bulmaya gerek yok. D matrisi de otomatikman öz değerleri köşegen esas köşegen üzerine lambda1, lambda2, lambda n lambda lambda diye dizdiğiniz bir köşegen matris şeklinde olacaktır işte stratejimizin tamamı bu şekilde. İlk örneğimiz köşegenleştirilebilir olmayan bir örnek. Bunun köşegenleştirilebilir olmadığını göstermek istiyoruz. Bunu göstermek için şunu yapmamız lazım. İki tane, bu ikiye iki matris olduğu için iki tane lineer bağımsız öz vektörü olmadığını göstereceğiz. Öz vektörden bahsetmek için öz değerlere ihtiyacımız var. Arkadaşlar öz değerlerini şöyle bulacağız. Nasıl yapıyorduk? A eksi lambda i ...determinantını sıfıra eşitleyip... ...bunun köklerini buluyorduk. Değil mi? Yalnız burada ben size... ...küçük bir e, ne vereceğim? İpucu vereceğim. Şöyle ki... ...bu matrisimiz arkadaşlar... ...üst üçgensel matris. Üst üçgensel, alt üçgensel ve köşegen matrislerde... ...arkadaşlar... ...köşegen üzerindeki elemanlar... ...bizim nelerimizdir? Özdeğerlerimizdir... Dolayısıyla sadece bir tane neyimiz var? Özdeğerimiz var. Bunu biliyoruz. Özdeğeri bulduktan sonra... Bu işlemden de yaparız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Buradan da yapılır. Biz bu şekilde gördük. Peki bundan sonra ne yapacağız? Neydi hatırlayalım? a eksi lambda i x eşittir sıfırdaki x'i çözmeye çalışıyorduk. Ama lambdamız bir olduğuna göre a eksi i x eşittir sıfırı çözmeye çalışacağız. Bu da ne yapar arkadaşlar? A'dan I'yı çıkarırsak, birim matrisi çıkarırsak şöyle bir şey oluyor. 0, 2, 0, 0 oluyor. Bizim katsayılar matrisimiz. Değerli arkadaşlar, daha önceki videolarımızda bunu yaptık. Bunu ben satır çeşilen forma getirirsem 0, 1, 0, 0'dan başka bir şey olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar x2 eşittir 0 ve x1 eşittir t şeklinde bir neye dönüşecek bu? Ee, biliyorsunuz homojen denklem sisteminin çözümüne dönüşecek. Dolayısıyla x öz vektörü nedir? 0'a t, bir başka deyişle t çarpı 0, 1'dir diyoruz. Eğer buralardaki işlemlerde takıldığınız yerler varsa demek ki benim bir önceki ve ondan önceki videolarımı izlememişsiniz demektir. Ne yapacağız? Öz, öz değer ve öz vektörlerle ilgili video serimizi izleyip ondan sonra bu videodan faydalanacağız. Eğer buralarda küçük küçük takılıyorsak. Arkadaşlar, buradan şunu anlıyorum ben. Sadece bir tane özvektörüm var. O da 0 1. Bakın bu da öz uzayın bazı oldu. Ne anlatıyor bu? Ne demek ne olması gerekiyordu? 2 tane lineer bağımsız öz vektör olmalıydı ama yok. O yüzden ne diyeceğiz? Bu matris köşegenleştirilebilir değildir diyeceğiz. Bir sonraki örnek köşegenleştirilebilir olacak. Onu görelim. Evet şimdi geldi sıra 3'e 3 üç bir matris ve bu matrisin köşegenleştirilebilir olduğunu göstermeye. Nasıl göstereceğiz? Nasıl köşegenleştireceğiz? Birlikte görelim arkadaşlar. Öncelikle neye ihtiyacımız var? Öz değerlere ihtiyacımız var öz değerler nasıl bulunur bununla başlıyoruz. Onu da şöyle yapıyorduk. A eksi lambda I'nın determinantı eşittir sıfır deyip buna biz karakteristik denklem diyoruz. Karakteristik polinomun köklerini bulmamız gerekiyor. Bunu yapmak için şöyle devam ediyoruz. A, A eksi lambda I'yı oluşturalım. A şudur arkadaşlar. 1 eksi 1 eksi 1. 1, 3, 1, eksi 3, 1-1'den neyi çıkarıyoruz? Lambda o dediğim şey. Lambda 0 0, 0 lambda 0 ve 0 0, 0 lambda'yı çıkartıyorum. Ve bunun nesini alacağım? Determinantını alacağım. Bu da arkadaşlar şöyle bir determinant hesabına gidiyor. 1-lambda eksi 1 eksi -1, 1 buraya geliyorum. 1 3-lambda 1 eksi 3 çıkarma yapıyoruz. 1 ve eksi 1 eksi lambda'nın determinantı. Arkadaşlar sizi burada yalnız bırakmayacağım. Kendi başınıza bunu halledin demeyeceğim. Birlikte yapmaya çalışalım. Biraz uzun sürebilir. Gayret gösterelim. Hadi bakalım. Buraya sarus metoduna yapmak için buraya 1 eksi lambda eksi 1 eksi 1 burayı da 1 3 eksi lambda ve 1 şeklinde yazıyorum. Daha sonra Çapraz çarparak Sarus metodunu bildiğiniz gibi Sarus metodunu uygulayacağım. Birlikte yapalım arkadaşlar. Takipte kalın çünkü sınavda siz başı, yalnız başınız olacaksınız. Burayı çarparsam burası 1 eksi lambda, 3 eksi lambda ve eksi 1 eksi lambda geliyor. Bu 1. Şurayı çarparsam arkadaşlar eksi 1 geliyor. Burayı çarparsam artı 3 geliyor. Sonra eksi diyorum çünkü bu tarafları çıkartacağım. Köşeli parantezimi açıyorum. Burayı çarpıyorum. Eksi 1 eksi 3 ile çarpılıyor. Artı 3. 3 tane 3 eksi lambda. Sonra burası artı 1 eksi lambda. Ve son olarak burada 1 eksi 1. Bakın eksi 1 eksi lambda ile eksi 1 çarparsam lambda artı 1 yapacaktır. Bunları yazdık. Devam ettirelim arkadaşlar. Şimdilik şuraya dokunmayayım. 1 eksi lambda 3 eksi lambda ve eksi 1 eksi lambda'dan sonrasına bakalım. Artı 2 görüyorum. Bakın bunu eksi dağıtarak çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 9 3 kere 3 9 bir de eksi var. Artı 3 lambda Eksi 3 lambda bir eksi de dışarıda. Sonra bu eksi 1 eksi yaptırır burayı. Bu burayı artı lambda yaptırır eksi lambda eksi 1 ile bitirir. Sadeleştirmeler varsa onları birlikte görelim. Evet. Bu eksi lambda ile bu gidiyor arkadaşlar. Evet. Burası 3 lambda. Şu artı 2 ile bu eksi 1'ler gidiyor. Bir eksi 9'um kalıyor. Ne oldu orası? 3 lambda eksi 9 olarak görünüyor. Devam edelim bakalım ne çıkacak. Evet bu şekilde kaydırdıktan sonra şimdi lambda tekrar toparlamaya çalışıyorum burayı. Buradaki eksi arkadaşlar alıyorum bunun içine dağıtıyorum. Burası lambda eksi 1'e dönüyor. Ters döndü. 3 eksi lambdam var. Burası artık lambda artı 1 oldu. Dışarıda da arkadaşlar 3 lambda eksi 9'um var. Onu da şöyle yapalım. Eksi 3 parantezinde 3 eksi lambdaya dönüştürüyorum. Bakın eksi parantezini aldım. Niye? Şuna benzetmeye çalışıyorum. O halde 3 eksi lambdalarım ortak. 3 eksi lambda parantezinde neler geliyor? Lambda eksi 1, lambda artı 1, eksi 3 geliyor. Bu da 3 eksi lambda çarpı lambda kare eksi 1. Burası 3 daha lambda kare eksi 4. Ha süper. O zaman 3 eksi lambda, lambda eksi 2 ve lambda artı 2 şeklinde ne yaptım? Çarpanlarını ayırdım. Değerli arkadaşlar buradan lambda 1 eşittir 3. Lambda 2 eşittir 2 ve lambda 3 eşittir. Eksi 2 şeklinde ne yapabilirim? Bulabilirim ama ben isterseniz sırayı küçükten büyüğe yapayım. Sırasının önemi biliyorsunuz tamamen benim elimden ne geldiyse oydu. Eksi 2, 2 ve 3. Çünkü sonra köşegen matrisleri vesaireler hepsini kurarken bu sıra başlangıçta seçtiğim sıra önemli olacak. Şimdi devam ediyoruz öz değerleri bulduktan sonra sıra bunlara karşılık gelen öz vektörleri bulmak. Arkadaşlar bunları bulmak için ne oluşturuyorduk? A eksi lambda I'ları oluşturuyorduk. Mesela lambda 1 I için konuşacak olursak A eksi eksi 2 I ne yapar? A artı 2 I yapar. Bu matrisi hemen oluşturalım. Ne yapıyoruz? 2 I'ları ekliyorum. Köşegen üzerindeki elemanlarım nelere dönüştü? 1'e 2 eklersem 3, 5, 1. Geri kalan hepsi aynı olacak. 1, 1, Eksi 3. 1. Evet. Arkadaşlar ben elimden geldiğince size işlemlerin hepsini göstermeye çalışıyorum. Fakat satır c formları da uğraşırsak hep, hepten videoda tamamen kaybolacaksınız. O yüzden ben şimdi bu satır c formunu hesaplayıp buraya şimdi yazacağım. Evet. Bunun eşelon formundaki indirgenmiş eşelon formdaki hali buymuş. Buradan arkadaşlar vektörümüzü bulmaya çalışacağız. Hızlı olmaya çalışıyorum. Bakın şöyle yapacağız. Pivot elemanlarımı işaretliyorum. Bakın burada bir pivotum var. Burada bir pivotum var. Pivotumun olmadığı yer x3. O zaman x3 eşittir. T diye bir ne yapıyoruz? Değişken atıyoruz. Sonra arkadaşlar x2 ne oluyor? Bu t ise eksi t bölü 4 oluyor. Peki x1 ne oluyor arkadaşlar? O da t bölü 4 oluyor. Dolayısıyla buradan x dediğimiz vektör yani eksi 2 için bulduğumuz öz vektörümüz ne olacaktır arkadaşlar? Ee, x1'e ne dedik? t bölü 4 güzel yazalım şöyle t bölü 4 x2'miz eksi t bölü 4 x3'ümüz t arkadaşlar t'yi dışarı alırsam 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4 ve 1 oluyor. Yalnız arkadaşlar böyle şeylerde Katlarını almamız mümkün. Yani bu özde, öz vektörümüz olabileceği gibi. E, bunun 4 katı da öz vektördür. Dolayısıyla x'i ne seçiyoruz? x1 diyelim buna. Yani birinci. Buradaki x1 ile karışmasın ama x diyelim isterseniz yine. Sadece ilk vektör, öz vektörüm nedir? İlk öz vektörüm arkadaşlar 4 katını alıyorum. Burası 1. Burası eksi 1. Burası 4'tür. Demek ki eksi 2 öz değerine karşılık ilk öz vektörüm 1 eksi 1 ve 4'ten oluşuyor değerli arkadaşlar. Şimdi benzer şekilde 2 ve 3 için de yapacağım. Takip edelim. Şimdi bakalım buraya yazalım hemen hızlıca. A eksi lambda 2 I eşittir A. 2 seçtiğime göre eksi 2 I yapar. Bu da ne demektir? A matrisinden birim matrisi 2 katını çıkaracağım. Köşegen üzerlerinden 2 çıkaracağım. Yani burası eksi 1, eksi 1, eksi 1. 1, 1 1 Eksi 3 1 ne çıkarıyordum 2 çıkarıyordum eksi 3 Arkadaşlar bunun eşelon formunu da Şimdi hemen yanına yazacağım Hop yazdım geldim arkadaşlar neymiş Şurada gördüğünüz gibi eşelon formu Bu şekilde bulunuyormuş Pivot elemanlarım neredeydi her seferinde Size yardımcı olması için uzun uzun anlatmaya çalışıyorum Bu kısmı buraya dikkat edelim Bunları bulduktan sonra arkadaşlar Ne diyoruz kimde pivot yoksa ona Değişken atıyoruz X3'e T diyoruz o zaman x2'miz ne oluyor arkadaşlar? 0. E, Bakın x2'miz direkt 0. Çünkü bunun herhangi bir t ile bağlantısı yok. x1'imiz ise eksi t. Buradan vektörümüz ne olacaktır? x vektörümüz. x1'e ne demiştik? Eksi t 0 t. Yani bu da t çarpı eksi 1 0 1 olduğuna göre ikinci vektörümüz x eşittir. Ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 1 0 1 çıkıyor. Evet, üçüncüyle devam edelim arkadaşlar. Üçüncüyle devam ediyoruz. Bakın şöyle gösterelim. A eksi lambda 3 I eşittir. A eksi lambda 3'üm neydi hatırlayayım arkadaşlar. 3'tü. Demek ki 3'ü çıkaracağız. 3 ı o da eşittir. A maddesi nerede? Ha, şimdi A maddesi burada uzakta kalıyor benim için. Şöyle kopyalayayım. Ve aşağıda onu göreyim. Hemen aldım. Yapıştır hocam. Şöyle bir kenarda dursun. Arkadaşlar A matisinden 3 tane birim çıkaracağım. O zaman burası eksi 2 olmaz mı? Eksi 2, eksi 1, eksi 1, 1. Burası 3 birim çıkarınca 1, bir, 1. Eksi 3, 1. 2 çıkar, 3 çıkart arkadaşlar. Ne, ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır diyoruz. Artık A'ya ihtiyacım yok. Sil gitsin hocam. A'yı sildim. Peki şimdi bunun da arkadaşlar satırca indirgenmiş eşelon formuna ihtiyacım var. Hadi bakalım. Bakın indirgenmiş hali geldi. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine burada 3. x3'e t diyoruz. Niye kırmızı kullandıysam artık. x2 ne oluyor? O da onun cinsinden. Öbür tarafa attım. O da t oldu. x de arkadaşlar. Burası bakın. Belki buralara çok takılan oluyordu. Burada ne demek istiyoruz? x1 artı x3 eşittir 0 diyor mesela ilk denklem. Ben x3'e t dediğim için x1 ne olacaktır? Eksi t olacaktır. Burası bu şekilde anlatayım. Bir kerelik de olsa. Evet buradan devam ettiriyorum arkadaşlar. x vektörüm ne oluyor? Eksi t, t, t. Bu da t parantezinde eksi 1, 1, 1 oluyor arkadaşlar. Demek ki x vektörüm yani lambda 3 eşittir 3'e karşılık gelen öz vektörüm eksi 1, 1, 1'den başka bir şey değil. Arkadaşlar bulduğumuz öz vektörleri ve daha önce de onlardan önce bulduğumuz öz değerleri şuraya listeledim. Şimdi kural diyordu ki senin o aradığın tersinir P matrisi bu x'lerin sütun olarak yazımı öz vektörleri yazıyoruz. 1, eksi 1, 4, eksi 1, 0, 1, eksi -1, 1, 1, 1 şeklinde ne yapıyoruz? Diziyoruz arkadaşlar. Bu bizim neyimiz? P matrisimiz. Bu P matrisini kullanarak köşegenleştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Yani P ters A P yazdığımız zaman D gibi bir köşegen matris elde ediyoruz. İşte o D gibi elde edeceğimiz köşegen matrisi de biliyoruz aslında. O da eksi 2 0 0 0 2 0 ve 0 0 3 şeklinde esas köşegen üzerindeki elemanları öz vektörlerden oluşan matrisleri ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Matrisimizin köşegenleştirildiğini bulduk. Köşegenleştirmek için kullanacağımız P matrisini bulduk. Köşegenleşince sonunda neye dönüşeceğini de burada veriyoruz değerli arkadaşlar. Evet işin sonunda belki bir de P tersi ihtiyacımız olacak. Onu da hesapladım. P tersimiz de bu şekilde ne yapılıyor? Bulunabiliyor arkadaşlar. Yani işin özü şu. Biz yaptığımız işlemle bir A matrisini aldık. A matrisini bunu P tersle çarptık. Sonra P ile çarptık ve D'yi elde ettik. Durumu oluşuyor. Tabii hocalarınız size bu şunu soruyorlar. Bu köşegenleştirilebilir mi diye soruyorlar. Birincisi 3 tane lineer bağımsız özvektör bulduğunuz için bunun köşegenleştirilir olacağını anlıyorsunuz. Sonra köşegenleştirilmek için kullanılan P matrisini soruyorlar. Onu yapıyorsunuz. Birçok hoca P tersi sormaz zaten. Çünkü 3e3 matrisin tersini al demek otomatikman yepyeni bir sınav sorusu. Onunla uğraşılmaz. Ve işin sonunda köşegenleştirilince ne elde edeceğini de sorabilir. Bu da köşegenleştirilince ne elde edeceği de sadece öz vektörleri köşegen üzerine dizmekten, öz değerleri köşegen üzerine dizmekten başka bir şey değil. Arkadaşlar bayağı dolu dolu bir video oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.